Evet, şimdi Sangal'ı City tarafında izleyeceğiz. Sov da D tarafında olacak. Hemen kısaca beşlilerden bahsedecek olursak. Önce Sov'dan bahsedelim. Stado'da Just, Mutiri Story ve Rom beşlisiyle oynayacak. Ve Sangal'da Paz, Engin, Sawfly, Mayer ve Sensei olacak. Ve Best of 3'nin ilk haritası Dust 2'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Broskis kanalında SE Premier Sangal'ın Sov'la yapacağı 6. maç. Sangal'ın 6. maçı. Şimdi fazladan shoulder denemeleri. Orada 5 kişi güzel bir info aldı. Açılıp oradan bir oyuncu vurmaya çalışacak. Paz kimseyi yakalayamadı. Çok da hasar aldı. Rom arkaya sızmayı başarmış. İlk kill Rom'dan geldi. Şimdi Mayer. Orada bir Lent geliyor. Engin'den bir jump shot denemesi. Yalnızca Mayer düşürdü. Ancak oyuncularımızın canları çok az. Engin. Stadoda'ya güzel bir headshot. Şimdi 4v4. Derken Rom ve Just'tan eş zamanlı killer. Rom Soulfly'de yakaladı. Paz tek kaldı. Pistol round'una Soul çok yakın. Paz. Rom Paz'ı da buldu. Ve 4 kill'le pistol round'unu Soul'a getirmeyi başardı. Evet, şimdi biraz kendi sesimi kısmam gerektiği bana da Taha tarafından söylendi. Oyunun sesini de şöyle bir size şöyle verelim. Şimdi herhalde problem kalmaz. Şimdi o SSG ile Mayer'e gönderilen chat 3 Deagle bir SSG kaldı. A tarafında bir oyun geliyor. 5 oyuncu long'da toplanmış durumda. Mutiris smoke içinden Paz'ı yakalamayı başardı. 5v3. Şimdi o Deagle'larla en azından birkaç kişiyi düşürmek isteyeceğiz. Karşı tarafta 2 AK, bir Galil var. Şimdi smoke arkası bir deneme. Just 73 cana kadar düştü. Sanırım save'e gidiyoruz. Şimdi Sov 2-0 öne geçti. Özür dilerim beyler. Evet, bizde 2 Deagle, bir P250, bir SSG, bir de Paz'da USPS var. Karşı tarafta da kaybedilen bir silah yok. Yine bir Mac'den bir Galil, 2 AK ve bir SSG ile oyuna başlayacaklar. Şimdi lower tarafında yakın bir savaş. Mutiris'i yakalayamadık. Çok uğraştık. Neyse ki Mayer tamamlamayı başardı ama Stadodo hemen trade'ini aldı. Soulfly çok yakında yakalandı. Şimdi B tarafında boş B sayda girişi gerçekleştirecekler. Burada silahları çevirme derdinde Engin çok fazla hasar aldı Just'tan Window tarafından. Ooo, Engin orada bir tek gönderebilirdi. 4v3. Şimdi Paz onu gördü. Bir flash, kendine bir flash atacak. Yalnız bir counter flash da geldi. Bunun sesini duyan Paz çıkmadı oradan. Şimdi
Şimdi orada Paz'ın üstüne yapılan bir oyun. Story'den bir destek geldi ve Paz da yakalandı. Engin'le Sensei. Yine hayatta kalan iki oyuncuydu Justin. Sensei'yi de buldu. Yalnızca Engin kılıyla ve bir flash ile hayatta kalmayı başardı. Durum 3-0. İlk gun round'unu izleyeceğiz arkadaşlar. Bizde 1 AWP, 2 M4, 2 tane de A1S var. Şimdi onlarda 5 kişi. Long tarafına bir oyun. Onları bizde Engin'le Paz karşılayacak. Yalnız smoke içinden. Çok şanslı. Çok şanslı Just. Paz'ı yakalamayı başardı. Engin o sırada pite geçmeye çalışan Story'yi yakaladı. Ama Sensei'nin üstüne bir yanıcı gelecek. Sensei onu hemen hızlıca söndürecektir. Sensei çok zarar aldı. 47 cana kadar düştü. Çok gereksiz. Şimdi 4v4. Karşı tarafta 3 AK var. Stadola pit tarafından SSC ile beklemeye devam ediyor. Ona çıkacak bir oyuncu var. Yalnız Engin yapma Engin. Engin yakalandı. 3 oyuncu da bombayla birlikte B tarafına gidiyorlar. B tarafındaki savunucu oyuncumuz Soulfly. Bakalım Soulfly orada 3 kişiye karşı ne yapacak? Bu arada Sensei görmediğimiz tarafta Stodolo'yu yakalamayı başarmış. Orada Soulfly 1-2 çıkarttı. Ama kör eli suratındayken yakalandı ve Just hemen trade almayı başardı. Şimdi 2v2 bir retake oynayacağız. Mayer ve Sensei çok hızlı geldi oraya. Just plant alıyor. Şimdi Nate denemeleri. Just'a istediğimiz hasarı veremedik. Kitimiz yok yalnız. Soulfly'de kit var mıydı bilmiyorum. Tris kar tarafında Just'a. İşte ortada beklerken Mayer çok açıkta yakalandı Just. Yalnızca 30 cana kadar düştü. Sensei artık buraya oynamayacaktır. Evet ilk gun round'unu Sova veriyoruz. Evet durum 4-0. Soğudan 4-0'lık bir seri geldi. Ve ekonomileri de güçlendirmeyi başardılar. Şimdi AWP oyuncusu Stadodo ve diğer 4 oyuncuda da AK mevcut. Biz bir eko yapacağız. Şimdi bir duraklatma geldi sanırım. Çekecek miyiz, çekmeyecek miyiz onu bir düşüneceğiz. Sessiz bekleyiş. Sanırım yarım çekeceğiz. Deagle'larla destekleyeceğiz. Şimdi duraklamayı iptal ettik. Evet. 4 Deagle. Yok mu bir Paz Deagle izlememiz be? Yok mu bir Paz Deagle'ımız be? Şimdi Soulfly B tarafından açılıyor. Upper tünelde güzel bir info aldı. Yalnız onu B arkasında bekleyen Rom var. Şimdi smoke içinden çıkıyorlar. Onları longda kimse karşılamayacak. Savunmayı arkada tuttuk. Story pit'e girdiği için ona bir AWP geldi. Orada gözü... O Sensei çok güzel yakaladı Sensei. Round'a çok güzel başladık. Bu arada... Sensei ikinci kill Rom. Soulfly'ı yakalamayı başarmış ama 8 cana kadar düşmüş. Onun Dov olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sırada Engin Mutiris'in üstüne oynuyor ama onu mavi olduğunu tahmin edecek mi? Mutiris! Sensei oradan bir kill daha çıkartacak Sensei! Harika oyun! Al Sensei kaçırma onu! Sensei 4 kill! Rom yalnızca 8 canı var. 2 AWP'miz var. Rom mid tarafında 4v1 oyundayız. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz fazla gaza geldim. Ama bu anda gaza gelinir. Şimdi Rom AK'si ve 8 canıyla orada bekliyor. Onu bekleyen Engin ve
Sensei var, Engin de buluyor 5 tane AWP kili ve biz 4 Deagle 1 AWP ile başladığımız roundu Sov'un ellerinden çok güzel alıyoruz. Sensei'nin harika oyunuyla. Sensei 4 kill. Ellerine sağlık kurt. Şimdi hızlı bir oyun geliyor. Yine bir bay. Yanıcılar söndürüldü. Engin çok güzel sızmış oraya. Engin'den 2 kill paz. Mutris yakalamayı başardı. Çok hızlı oyun. 5v2'ye geldi. Güzel bir nade. Yalnız iki oyuncu hemen double door arkasından kaçmayı başardı. Şimdi B-side tarafına kadar çekildiler. Bir AWP, bir AK ve utility'ler. Bakalım ne tarafa doğru oyun çevirecekler. Mayer mid tarafında AWP'siyle, Rom ve Story'de yine upper mid tarafında bir oyun gerçekleştirmeye çalışacaklar. Bakalım. Lower tarafından sessizce oynuyorlar. Onları Soulfly karşılayacak. B tarafında burada bombayla birlikte bekliyorlar. Bunlar Sangal'dan bir hata bekliyorlar. Offline güzel tahmin etti. Yakına düşen bir nade ama bunlar sanırım direkt save'e gidiyorlar. Evet, zaman doldu ve onlar direkt save'e gittiler ve durum 4-2'ye geldi. Şimdi yerden kaçırdığımız 2 AK, önceki round'dan aldığımız 1 AWP ile biz full buy'ız ve ekonomik olarak da kendimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. So, round'da force kararı geldi. 1 AWP, AK, Galil, 2 Galil ve 1 Deagle ile oynayacaklar. Mutiris biraz para bırakmış diyecektim ki o da utility ile kendini tamamladı. Evet, karşılıklı bir gun round izleyeceğiz. Şimdi B arkasında, yalnız Story'nin yeri çok tehlikeli. Soulfly'dan oraya güzel bir smoke geldi. Tünel tarafında oynayan 4 oyuncu var ve upper mid sağda double door arkasında bekleyen de bir Rom var. Şimdi Engin orayı çekliyor ama tünelde hala 4 oyuncu var. Onların infosuna sahip değiliz. Şimdi Paz birazdan onların infosunu alabilir. Paz o infoyu alırsa bizim için, hele düşmeden o infoyu alırsa bizim için çok değerli olacak. Şimdi Story buradan bir denedi, bizden bir boost kararı ama Story Sensei'yi yakalamayı başardı. Şimdi Mayer'den güzel denemeler, o nade hasar verecek mi? Ama short'a geçmeyi başardı. Şimdi Force'la başladıkları round'da ilk entry'yi almayı başardılar. Rom, Rom'un önüne çıkmayalım lütfen. Orada abonelik için teşekkürler. Derken azdan bir kill. Güzel bir sprey. Engin ikinci kill'i yakalamayı başardı. Şimdi adam üstünlüğünü geçirdik. Mayer'in önüne. Just çok kolay çıkacak. Adeta yem oldu. Şimdi Stadodo ve Story yine iki kişi kaldılar. Hızlı bir mid çıkışı. Mayer onları bekliyor. Şimdi bitti bir smoke ancak bir oyuncu bombayla birlikte... Mayer'den çok güzel agresif bir oyun. Diğer oyuncu çıkıyor Soulfly'ın cross'una ve o da Soulfly tarafından çok basit bir şekilde yakalanıp round'u bize veriyor. Sangal durumu 4-3'e getirmeyi başardı. Tabii ki de bir problem olmadan asla bir şey yaşayamazdık. Kulaklığımın şarj aleti bozuldu sanırım. Neyse, sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şimdi bir full eco round'u geldi Force'dan sonra. Bizde de
Bir abires, 2AK, 2 tane de AWP ile devam ediyoruz. Bakalım bu round. Bu round onlara kill vermememiz lazım. Olabildiğince az hasarlı bu round'dan çıkarsak durumu kolay bir şekilde 4-4'e getireceğiz. Şimdi 5 kişi short tarafından yaklaşıyor. Onları Goose tarafında Paz ve Karda Sensei bekleyecek. Ve Long'dan Engin'in desteği gelecektir. Bir run boost gelecek. Evet, run boost geldi. Onlar A tarafına giriş gerçekleştirdiler. 5 oyuncu site'a girdi. Şimdi Paz'dan ilk kill. Paz ikinci killini de çıkarttı. Paz üçüncü kili de çıkarttı. Çok iyisin Paz. Hata yapma. Destek gelsin. Yalnız Stadodo çok kötü bir shot ve Soulfly zıplayıp dönüp yakaladı. Kimseyi kaybetmeden aldığımız bu el bizim için çok değerli. Şu anda ekonomimiz çok da güçlü ve Sangal 4-0'dan sonra durumu eşitliğe getiriyor. Hızlı bir long oyunu. Yalnız smoke içinden Paz'a çok fazla hasar geldi. Paz 34 cana kadar düşürüldü. Ve hemen AWP'yi aldı Sensei'den. Sensei A1S'e geçti. Şimdi henüz bir yere bir oyun yapılmış değil. Mid tarafında info alma derdindeler. Engin de yakın bir şekilde double door savunmasında, long savunmasında. Mayer. Buradan middeki savunma çok önemli. Midde Mayer var. Sensei var. B tarafında da onlara destek verebilecek Soulfly var. Şimdi iki kişi short'a oyun mu yapacak? Bu bir fake mi? Bir fake o onu. Yavaşlattık. İki tane nade denemesi. Ancak onlar short'tan vazgeçtiler ve mide oynamaya karar veriyorlar. Bakalım. Tekrar mid savunmasını güçlendirelim. Aaa! Timing! Mayer timing! Orada bir saniye daha bekleseydi yakalayacaktı. Şimdi evet. Bir mid ve B split oyunu. Mid to B gelecek. Şimdi smoke atıldı. Mid'e çıkan 3 oyuncu var. Ooo! Story Mayer'i çok çabuk yakaladı. Dönüp Engin'i de yakalamayı başardı. Rom! Killer çok hızlı çıktı. Ve onlar B tarafına çok hızlı girdiler. Güzel bir execute. Story'den çıkan AWP ile iki hızlı kill. Randu Sov'un ellerine geçmesine müsaade etti. Evet, biz elimizdeki o AWP ile A1S'i saklamak isteyeceğiz. Bizim üstümüze yapabilecekleri bir oyun yok çünkü paraları yok. Bunlar silah kaybederse çekemezler ama biz kaybedersek yine de çekebiliriz. Arkadaşlar. Ooo. Mustaş'tan, Mustaş'tan bir de Metenat Found'a bir abonelik hediyesi. Teşekkürler. Çok sağ ol. Kesene bereket. Şimdi tekrar bir gun round'u izleyeceğiz. 2 A1S, 1 M4, 2 tane de AWP'miz var. Çift AWP'ye devam ediyoruz. Şimdi oradan Sensei bir oyuncu yakalar mı? Yakala. Çok güzel bir flick. İkinci oyuncuyu gördün mü orada? Hayır. Ama info aldın. Lover'da şimdi. Mayer AWP ile. Of. Ah. Ah Sensei. Ah Sensei. Fazlasını istedi. Ya o nasıl bir şans? Çok güzel bir flash. Kendine atılan flash'tan kaçamadı ve Engin Stadodo'yu çok güzel yakaladı. Şimdi durum 4 ve 2. Onlar short tarafında. Paz onları AWP'siyle bekliyor. Eğer utility'leri de var. 2 flash'ları, 2 yanıcıları, 2 tane de smoke'ları var. Story o flash'ı Mutiris'e atmak isteyebilir derken evet. Şimdi nade drop'lar geldi.
Bir smoke. Smoke yeni update'i kullanıyorlar. Bir short fake'i geldi ve oradan yavaş yavaş dönüyorlar ancak. Mayer. Orada ilk kill'ini aldı. İkinci oyuncunun da orada olduğunu biliyor. Şimdi story. Soulfly'ın karşısına çıkacak. Soulfly. Soulfly bitir onu Soulfly. Kill verme ona Soulfly derken azdan çok güzel bir destek ve durum tekrar 5-5. Orada bir boost var yalnız Dark tarafında. Mayer oraya çıkarsa büyük ihtimalle yakalanacaktır. Neyse ki o boost'u bozdular. 5 kişi kapı arkasında toplanmış durumdalar. Bizde de şimdilik 2B savunması bırakmış durumdayız. Onlar da Catwalk tarafından short'a doğru yaklaşıyorlar. Sanırım bir short oyunu gelecek. Onları yalnız site'da karşılayacak kimse yok. Paz mid'e doğru yöneldi. Eğer short'tan çıkacak olurlarsa Sensei'nin üstüne çok iş düşüyor. Şimdi Sensei'nin bir yanıcısı var. O yanıcı onları yavaşlatabilir. Engin'den çok hızlı bir destek gelmesi lazım. Paz da yavaş yavaş CT tarafından yaklaşıyor. Evet. Sensei yanıcısını kullandı. O giriş yavaşlatıldı. Şimdi onlar da utility'lerini kullanıyorlar. Bir short oyunu göreceğiz. Çok güzel bunu. İnanılmaz fazla hasar verdi. Bu A1S için inanılmaz. Pas şimdi kendine bir flash kullandı. Oyuncuların elleri havada. Hadi çocuklar izin vermeyin burada. Onların orada olduğunu biliyoruz. Ah Mayer bir kill çıkartabildi derken. Rom Engin'i yakalamış. Azdan bir kill. Azdan ikinci kill. 2v2. Mutris'in canı 52, Rom'un canı 95. Buradan daha fazla kill çıkartabilirdik. Şimdi Sensei short tarafına geliyor. Soulfly orada yakalanma. Soulfly orada yakalanma. Mutris Ornate'le 35 cana kadar düştü ve arkaya döndü. Şimdi onları yakalayabilir. Soulfly çok güzel bir timing. Onu da yakaladı. Onu da yakaladı Soulfly. Çok güzel. Timingler bizim tarafımızda. Durum 6-5. Durum 6-5. CT tarafında şimdi 6 round aldık. Artık buradan daha fazla vermeyelim ve ona 5'e getirelim. Duraklatma gelmiş. Duraklatma kimin tarafından geldi? Ona bir hemen bakalım. Sov'dan bir duraklatma kararı gelmiş. Arkadaşlar bildiğiniz üzere CSGO'da yeni bir update var. Bu update de bu turnuvanın kalan maçlarında bu maçta dahil olmak üzere aktif olacak. Bu update'te neler geldi çok hızlı bahsedeyim. Abresler görmeye başladık. Bunun sebebi Abres'in hasarı arttırıldı. Yalnız Deagle'ın da vücut hasarı azaltıldı. Nade drop geldi. Dust 2 haritasında midde artık bir duvar var. Direkt midden evet şu anda gördüğünüz duvar var. Onun haricinde dead cam'lere headshot 1'den 0.5'e body shot'la body kill'de 3'ten 2 saniyeye düşürüldü dead cam'ler. Evet. Tristan güzel bir smoke. Smoke'u yazın arkadaşlar. Şimdi hızlı bir B mi geliyor? Yalnız Soulfly! Rende Soulfly! Soulfly daha fazla oradan zarar alma. Soulfly çok güzel bir 2 kill orada. Onların bu hızlı B oyununu çok güzel durdurdu şimdi Sensei. Ya bu timingler fakat ya. Fakat bu timingler ya. Short tarafında 3 oyuncu var. Engin.
Mavi kutu tarafından şüpheleniyor. Bir oyuncu yalnız bir de çıkmış durumda. Stadodon'un yeri çok tehlikeli. Onu orada tahmin edecek miyiz bilmiyorum. Mayer oraya bakacak. Gördü omzunu. Çok güzel. Onun bir fake olduğunun farkında. İkinci oyuncuyu da yakaladı. Şimdi yalnızca Rom kaldı short tarafında. Onu da görecek. Onun da yerini biliyor. Ve Mayer kaptan. Üçüncü killini de alıp roundu kimseyi kaybetmeden kendi hanemize yazıyoruz ve Sov Eko'da veya Half'da. Los bonuslarını unuttum. Ünlem özür dile. Arkadaşlar pinkler bu şekilde, en fazla pink Soulfly'da. Bunun haricinde pinkler eşit. Evet, hızlı yalnız. Paz çok zorlandı. Paz o spreyde çok zorlandı. Aynı zamanda kördü de yine bir force kararı gelmiş. 3 galil bir mekten. Yalnız istediklerini aldılar. Long tarafında bir oyuncuyu düşürmek onların, yani birebir trade şu anda onlara yarar. Ve 4 galille oynuyorlar. Ancak o AK'yi oradan şu anda alamazlar. Çünkü oraya çıkmak için Sensei'nin cross'una çıkmaları lazım. Yalnız. Mayer'in oradan çok hızlı gelmesi lazım. O yanıcı da çok güzel. Onları çok güzel yavaşlatacak şimdi Mayer. Onların yavaşlamış bu oyununu çok güzel cezalandıracak. Sensei'den bir kill çıktı. Mayer bu fight'ı bitirmeye geliyor Mayer. 2 kill. Kaptan. Şimdi. Bir fake geldi. Story'nin üstüne oynayacağız ve onu da yakalamayı başaracağız. 8-5. Artık yine forcelayabilirler. Forcelasınlar, bizim işimize gelir. Bizim çok paramız var. Artık burada her türlü bayı yapabilecek duruma sahibiz. Şimdi bir half buy kararı gelecek. Deck 9 geldi. 2 Deagle, bir P250. Bir sonraki rounda, son rounda full buy girmek istiyorlar. İki oyuncu tünel tarafına geliyor. Yalnız bu Triss orada çok zarar verebilir. Mayer'e bir body shot. 56 cana kadar düşürdü. Evet, biz de midde geri çekildik. Şu anda yalnızca tek AWP Sensei'nin ellerinde. Bunlar da Mayer'le AWP'yi değiştiler. Sensei AK oynayacak bu roundda. Soulfly çok güzel açılmış yalnız. O tarafa Under'a bakmadı. Alt tünele bakmadı derken Mayer trade'ini almayı başardı. Şimdi Triss hala tünel tarafında, 4 oyuncu midde toplanmış durumdalar. Onlara Sensei'den bir akıl oyunu gelir mi? Şimdi short'a geçiyorlar. Sensei o sesleri aldı. Paz'a da bu infoyu vermiş olacak. Paz onları utility'ler geldikten sonra yanıcısıyla yavaşlatacak ve hepsini tek tek düşürecektir. Evet, şimdi yanıcı çıktı. O nade de çıksın. Bir kişi yalnız CT'ye atladılar. O CT tehlikeli. Orada Engin kötü yakalanabilir. Kendi oyuncusu cross'una geçince Engin bir canla kurtuldu ve biz yalnızca bir oyuncu kaybederek bu roundu da tamamlamayı başardık. 9-5. Şimdi ilk yarının son roundunu izleyeceğiz. Özür dilerim. Şimdi gun roundunu da alıp İlk yarıda durumu 10'a 5'e getirmek istiyoruz. Tekrar onlar bir short'a oyun gerçekleştiriyorlar. Hızlı bir oyun olursa geri dönmekte zorluk çekebiliriz. Çünkü double door'dan şüpheleniyoruz. Evet, şu anda Rambust geldi. Rambust'u Sensei çok hızlı cezalandırdı. Sensei'den bir kill daha. 5 ve 3. Şimdi onları artık orada cezalandıralım. Sensei ve Mayer'den eş zamanlı killer. Yalnızca Rom kaldı. Rom, şimdi artık Rom'un da yerini biliyoruz. Ve Mayer'le Rom'u yakalayıp durumu 10'a 5'e getiriyoruz. Sangal. 4 roundu, ilk 4 roundu verdikten sonra kontrolü çok güzel bir şekilde eline aldı. Abi yani inanılmaz. İnanılmaz bir ilk yarı izledik. Şimdi Hide de
Didi'de de bunu devam ettirelim lütfen. Ve aynı şekilde ilk map'i, kendi pikimiz olan Dusty map'ini çok hızlı bir şekilde kapatalım. Evet arkadaşlar, düşünceleriniz neler? Evet, bana cevap gibi hemen maça geçiyoruz. Evet, Sangal T tarafında ikinci yarıya hızlı başladık. Long'dan bir deneme. Az hasar. Karşı tarafta 4 tane yarım armor, bir tane de kit var. Şimdi 5 oyuncu artık long'a çıkmayalım. Long'a çıkmayalım. Mayer oradan 72 cana kadar düşürüldü ve hemen geri döndü. Yalnız arkadaşlar 5 long oynuyorlar. Lütfen yapmayın. Çok büyük bir kaos çıkmak üzere orada. Çok büyük bir kaos çıkmak üzere. İki kişi yakalandı. Mayer cross'a çıktı. Ve bizde yalnızca Soulfly ve pas kaldı. Şimdi... Oooo. Dodo. Azza çok hızlı bir reaksiyon. Just da Soulfly'ı yakaladı ve pistol roundunu hızlı bir şekilde Sova verdik. Hani 4K Prime ile abone olmuş. Hoş geldin. Teşekkürler. Evet. Bizde şimdi 4 Deagle 1 de SSC. Oyunu izleyeceğiz. Karşı tarafta da 2 FAMAS, 2 MP9, 1 tane de M4 var. Bakalım bu oyunu nereye getireceğiz? Bu Deagle'larla onları ilk yarıdaki gibi cezalandırmayı başarabilecek miyiz? Şimdi Salon'un yeri tehlikeli derken hemen pozisyonunu kaybetti. Şimdi Paz bize doğru yavaş yavaş çıkıyor ve İşte reaksiyon diye buna derim ben. Mayer'dan çok güzel bir headshot. Hadi oğlum, Paz'dan da bir kill. Çok güzel. Şimdi mid smoke geldi. Yalnız o smoke arkası taramalar bize çok zarar verecek. Biz 2 kill aldık, artık geri çıkabiliriz. Aceleye gerek yok. 5v3'üz şu anda çocuklar. 4 Deagle bir de SSC'miz var. Onlarda silahlar dağınık durumda. Şimdi Mayer ilk infoyu aldı. Onların yerini biliyoruz. Soulfly. 5v2. Hadi çocuklar, bu force'u çalalım onlardan. Plant de gelecek. Şimdi iki oyuncu da rampa tarafında derken. Hayır. Böyle bir line-up, böyle bir rende yok. Just 4 kill çıkarttı bir anda. Ya. Evet, bizden yine 4 Deagle bir SSC kararı. 2 round onlara verdiğimiz için onlara da güzel zarar verdik, ancak yine de istediğimizi yapamadık. Çok kötü, çok kötü kaçtı elimizden. Çok kötü kaçtı elimizden. Şimdi bir mid'e flash testi. Oyuncularımız var, karşılıklı denemeler. Yanıcı geldi, Stodo da kendini garantiye almak istiyor. Az.
4 oyuncu şortta toplanmış durumdayız. Oyunu yavaşlattık. 40 saniye artık geride kaldı. Tuza doğru yaklaşıyoruz. Ne taraftan bir oyun gerçekleştireceğiz? Şu anda daha emin değilim ama sanırım short'tan bitireceğiz artık. 4 oyuncu short'ta, arkadan da gelecek olan paz var. Şimdi artık cross'larına çıkmaktan başka çaremiz yok. Yalnızca 20 saniye var. Mutiris burada güzel killer alıyor. Paz'dan bir kill çıktı ancak Mutiris hata yapmıyor. Yani 3 oyuncu düşürmeyi başardık. Şimdi bir gun round'u izleyeceğiz. Onların ekonomisine çok güzel zarar verdik. Onlar da istedikleri bayı alacaklar ama tam olarak bir full bay olmayacak. Bir AWP'leri olmayacak. Biz 4 AK bir AWP'yiz. Artık bu round'u alıp serimize tekrar başlamamız lazım. Engin. Just çok fazla açılmış onu. Engin hemen cezalandırdı. Yalnız mid tarafında Mutiris paz 16 cana kadar düştü. Şimdi AWP pazın ellerinde. Yalnız ilk kill yine de bizden çıktı. Oyuncu hemen çift kapı arkasında. Dört oyuncu alt tünelde. Şu anda bir oyuncu da catwalk tarafında. Şimdi de bir flash çıkacak. Şu anda onları midde karşılayacak kimse yok. Soulfly'ın da tünelden vereceği destekle birlikte buradan bir mid to bir oyunu gerçekleşebilir. Ütülitlerimiz hala var. Paz'ın çok dikkat etmesi lazım. Paz! Çok güzel bir kill. 16 canıyla yalnız. Aman. Mutiris yalnızca Sensei'yi yakalayabildi. Hızlı bir trade. 4v2. Round'u artık annemize yazmaya çok yakınız ve iki oyuncu save'e gidiyor. Çok güzel. Evet. Durum 11-8. Onlar eko. Biz de full oldu, full boyuz. Bunlar force. Özür dilerim. Dinlem özür dilerim. Biz de full boyuz. Bu roundu da alırsak artık 13'ü hanemize yazdıracağız. Şimdi oradan Sensei'den bir pick. Dododo aşağıya oynuyor. Onun üstüne iki kişi oynayacağız. Onu tahmin ediyoruz. Çok hızlı bir kill Soulfly'dan. Güzel reaksiyon. Şimdi orada bir oyuncu daha var. Yalnız Soulfly bir can. Büyük şans. Soulfly'ı AWP ile izleyeceğiz. Güzel bir entry. Soulfly'ın yalnız çok yakında oynamaması gerekiyor. Herhangi bir hasardan çok kolay düşecektir. Short'a flashlar atıldı. Story CT tarafından bakıyor. Soulfly'ın cross sesini duydu. Flash daha gelip Story onu piklemek isteyecek.
biraz yavaşladı. Bizim bu round'u kesinlikle kendimize getirmemiz lazım. Bunlarda bir Deagle, bir Famas, bir SSG, bir M4 var. Silah üstünlüğü bizde, adam üstünlüğü bizde. Çok güzel bir boost Mayer. Oradan Mutiris'i yakaladı. Çok güzel. Şimdi short girişimiz hızlanacak. A side'a gireceğiz. Orada Rom'u hızlı yakalamamız lazım. Rampa'da tahmin ediyoruz onu. Rom bir kill almayı başardı. Şimdi story'yi yakaladık. Sensei. Hadi oğlum Sensei. Çok güzel. Rom'u da yakaladı. Yalnızca kalan Just Deagle'ıyla short tarafından oynamaya çalışacak. Fazona çok yakın ama Just elinde Deagle'ıyla çok tehlikeli bir flick gönderebilir. Evet, maalesef. Bir AK de aldı. Just orayı oynamak istiyor. Soulfly da düştü. Soulfly bir can. Güzel bir flash desteği. Ve Sensei Just'ı yakalayıp 12-8'e getirdi. Şimdi artık ekolar. Artık yine eko olmazlarsa derken RX Large Prime ile abone olmuş. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Arkadaşlar hemen araya gireyim. Maçı izlerken takip etmeyen varsa zahmet hemen takip etsin. Destek olsun. Ünlem Twitter, ünlem Discord yazarak Discord'umuza, Twitter'ımıza gelip bizimle istediğiniz gibi konuşabilirsiniz, muhabbet edebiliriz. Maç yayınlarından haberdar olabilirsiniz. Şimdi 21. round'dayız. Biz Long'a hızlı çıktık. Onlarda 5 tane USPS var. Hiçbir şeyleri yok. Oyuncu kaybetmeden bu round'u tamamlarsak çok güzel olur. Şimdi Engin utility'lerini bıraktı. Arka tarafta herhangi bir uç var mı onu bekliyor. Onlar 5 oyuncu A tarafında. Biz oyunu B'ye çevirirsek bu round'u çok kolay kendimize geçireceğiz. 3 oyuncu CT'de, 2 oyuncu site'da. Bonga pik vermemeye çalışıyor. Biz de Sensei'yle orayı piklemek istiyoruz. Sensei şimdi Sensei'yi gördüler. Yalnız Sensei'ye denemeler. Onların orada olduğu infosunu aldık. Çok fazla hasar aldık. Gereksiz çok fazla hasar aldık. Sensei orada tek başına. Henüz kimseyi yakalayamadı. Onun önüne gelen smoke onu çok fazla etkiledi. Şimdi 5 oyuncu dönüyor. Yalnız onları orada Mayer yakalayacak. Mayer. Rendele Mayer derken yalnızca 2 kill, 1 kill çıkartabildi. Bu hiç hoş değil. Bu hiç hoş değil. Daha fazla adam kaybetmememiz lazım. Aa Mutiris. Helal. Helal. Helal Mutiris. Çok güzel. Canlarımız çok düştü ama adam kaybetmedik. Olsun. Yalnızca özür dilerim. Yalnızca bir oyuncu kaybettik. Baturoz doğrudur. Yalnız şimdi orada çok kötü şeyler yaşanabilir. Romse içeri sızdı. Yalnızca bir oyuncu yakalayabildi. Diğer oyuncular geriye çekildi. 1v1 trade. Şu anda bizim işimize yarar. Sensei'nin oradan çıkartabileceği bir kill derken story'yi çok güzel yakaladı. Eliyle koymuş gibi buldu. İki oyuncu side'da, bir oyuncu tünel tarafında. 4v3. Durumu 14'e getirmeye çok yakınız. Şimdi smoke'lar geldi. Bir tane de counter smoke statolu'dan içi denemeler gelecek. Biz o tarafa oynayacak mıyız? Şimdi bir short tarafına da bir yanıcı. Şimdi o oyuncuların yerini biliyoruz. Smoke içi taramalarından dolayı. Şimdi smoke'u yeniledik. Yalnız. Oo, çok önemli bir kill. Sensei. Çok iyisin Sensei. Smoke'tan çıkan bir oyuncu var. 1v2 çok tehlikeli derken Soulfly hata yapmıyor ve bu oyunu, bu round'u bize, bizim hanemize yazdı. 14-8. Artık map'i kapatmaya çok yakınız. Onlardan sanırım bir half buy kararı gelecek. 1500-2000 dolara kadar düşüp bir sonraki round'a full buy girmek isteyecekler. Bir çift baretta kararı Mutiris'ten, bir P253 tane de Deagle'ları var. 5 oyuncu B tarafındayız. Şimdi Soulfly Mac'den ile çok hızlı girdi. Just'ı yakaladı. Smoke'lar atıldı. Biz B side'a tertemiz girdik. Yakında olan bir story var. Şimdi yanıcılar, onların buraya girmesi. Engin. Aman Engin. Ne yaptın Engin? C
Şimdi Mayer. Ütir ise tekler. Roma'da yavaş yavaş tek tek sakin bir şekilde kaptan 2 kill aldı. Strahd'ı da onun önüne çıkacak. Onu da yakalayacak. 3 kill. Bakacak olursak Mayer 22 kill. Paz 17. Sensei 16. Engin 14 ve Soulfly 13 kill'de. Sov'da çift taneleri çıkamayan 3 tane oyuncu var. Sangal 15-8 ve lütfen bu son bayrağında olsun. Çift AWP kararı onlardan. Biz onlara midden hiç pik vermeyeceğiz. Onlar yalnız iki oyuncu hızlı bir double door girdiler. Orada onları hızlı yakalayalım. O iki oyuncuyu düşürürsek çok iyi olur bizim için. Paz Mayer düşürdü şimdi. Kar tarafındaki oyuncuyu tahmin ediyoruz. İki AWP long tarafında bizim de usul usul yaklaşan senseyimiz var short'tan. 5v2 hadi çocuklar. Hadi çocuklar map'i kapatmaya çok yakınız. Stradodon'un önüne yanıcı yalnız 2 kill çıktı. 3v2 derken 3v1. Son oyuncunun yerini biliyoruz. Oraya bir smoke atacağız. Bomba Paz'da. Paz şimdi oradan geçmeye çalışacak. Paz oradan geçti. Evet biz onun Stradodon'un short'a döneceğini tahmin ediyoruz. Bombayı kurduk. Miss shot. Stradodo ikinci shotta Paz'ı bulmayı başardı. Şimdi 2v1. Stradodo Kılıç'ı takımı için oynamak zorunda. Mayer arkadan yaklaşıyor. Şimdi CT'yi atladı oyuncu. Onu Mayer bir tık daha hızlı gelirse onu çok güzel yakalayacak. Fly derken Mayer Stradodo'yu yakaladı.